Mutlu sabahlar değerli izleyicilerimiz. Tarımın Nabzına, Tarım Türk ekranlarına hoş geldiniz. İstanbul'dan sesimizin ulaştığı memleketimin dört bir yanına selamlar, sevgiler. Gününüz güzel olsun. İstanbul'da yağmurla başladık. Ülkemizin dört bir yanından da yağmura ilişkin haberler geliyor. Umudumuz kuraklığı konuştuğumuz bu günlerde bahar yağışlarının daha fazla olması yönünde. Çünkü hem meteorolojik kuraklık hem de tarımsal kuraklık tehdit ediyor. Umut ederiz yağışlar artar da kuraklığın etkisini en az, en hafif şekilde atlatırız diyelim değerli izleyicilerimiz. Bugün gündem özel günü, bugün cevizi konuşuyoruz. Bir önceki bölümde özellikle üretim planlamasından bahsetmiştik. Evet, 60'lı yıllarda ihracatçıyken 2000'li yıllarda ithalatçı durumuna düştük. Bunun nedeni, temelde yatan asıl sebep üretim planlamasını yapmamış olmak. Artan nüfus, artan tüketim ihtiyacını mevcut üretim kaynaklarıyla sürdürmek mümkün değil. Ve dünyada ceviz üretimine ilişkin rakamlara şöyle bir göz attığımızda her yıl düzenli olarak ceviz üretiminin arttığını görüyoruz. Yaklaşık olarak 2.282.264 tona kadar yükselmiş dünyada ceviz üretimi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Türkiye üretici ülkelerin başında yer alıyor. Ülkemizde meyve veren ve vermeyen toplam ceviz ağacı sayısı 9 milyona ulaşmış durumda. Bu önemli bir data, önemli bir rakam ve buradaki ayrım da son derece önemli. Ceviz sadece meyve veren türlerden ibaret değil, özellikle mobilya sanayinde önemli bir girdi olarak kerestesini kullanıyoruz. Dolayısıyla meyve vermeyen türler de mevcut, bunları da konuşacağız ve çiftçinin sesiyle devam edelim. Ve telefon hattımızda Mehmet Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Nasılsınız? İyiyiz abim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Denizli'ye selamlar, sevgiler. Sağ olun, sağ olun. Gündeminizde ne var? Bizimle hangi konuyu paylaşmak istersiniz? Gündemde arıcılıkla uğraşıyorum. Evet. Mehmet Bey, ben televizyonunuzun sesi ziraat, kapalı mı? Ziraat Bankası'na kredi yazıldım. Evet. Biraz da kovan alem, arı alem diye uğraştım. Evet. Bizim Ziraat Bankası kredi vermedi yani. Borcum da yok. Evet. Sözde arıcılara yardımcı olmak istiyorlar. Evet. Olmuyorlar. Neden ileri geliyor? Ben anlayamadım gitti abim bunu. Bir yardımcı olun yani ya. Arıcılık yapıyorsunuz, kredi kullanmak evet. İstediniz ama kredi alamadınız. Alamadım yani. Zirai kredi almak istedim, vermediler. Evet. Peki gerekçe bu neydi? Teminat efendim? Mı yoktu? Gerekçe nedir? Yani banka size bir gerekçe illaki sunmuştur. Teminatınız mı yetersizdi? Ne dediler? Gerekçesi şu abim, ben emekliyim. Evet. Emekli kredisi çektim, oradan diyor fazla kredi çekmişim diyor. Şu hepsi anda bu. Mevcut bir krediniz var yani. Evet ha, ama o çiftçi kredisi, öbürkü emekli kredisi. Evet. Tabii şöyle bir durum var. Bunu yine biz öncelikle Ziraat Bankası yetkililerine cevap haklarını kullanmak üzere ekranımızın açık olduğunu belirtelim. Bunun dışında... Bir zahmet yani ya. Bunu bir yardımcı olun yani. Evet. Şimdi zirai kredi kullanımında da, bireysel kredi kullanımında da sonuçta bankacılık sisteminin kendine özgü mekanizmaları var. Bunları devreye sokuyorlar haklı olarak. Teminatlar evet. Vesaire ve sizin ödeyebilme durumunuza bakıyorlar. Biz özellikle zirai kredilerle ilgili nasıl kullanılabilir, neler yapılabilir, bunlara ilişkin ilerleyen bölümlerimizde yine detaylı bir program yapacağız, sizleri bilgilendireceğiz, neler yapılabilir noktasında yetkililere soracağız. Abicim 2011'de kullandım dediler. Evet. 2012'de devlet erteledi bir sene. Evet. 2013'te gittim borcumu ödedim. Bitirdiniz. Bitirdim. Vardım oraya bankaya. Ben dedim kredi kullanmak istiyorum. Evet. Madem verilmişsiniz dedim. Veririz dediler. Gittim evet. Kefil buldum. Kefillerim de sağlam. Evet. Sözleşmeyi de yaptık. Bitti yani. Evet. İkinci sabahleyin vardım. Senin iş olmuyor diye çıktılar. Peki.
Biz sesinizi yetkililere duyurmuş olalım. Tabii oradaki detayı bilmiyoruz. Yetkililerin hani risk dilimiyle alakalı olabilir. Ama söylediğim gibi özellikle zirai kredi kullanımına ilişkin daha detaylı bilgiyi yine uzmanlarından alıp sizlerle paylaşacağız. Uğraştım abim ya. Müdürü de çıktım. İzah ettim. Evet, müdür anlıyorum. Dedi, evet. Benim dedim emekli kredim çektim. Evet dedim evet. Oraya borcum var. O dedim elimden kasılıyor. Evet. 812 milyon. 815 milyon. 1 milyar 77 milyon maaşım. Evet. Peki. Mehmet Bey, sizin sesinizden bu sorunu aktarmış olduk. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey sesinizden sorununuzu aktarmak. Detaylarıyla ilgili de yine bankayla görüşmekte fayda var. Tamam abim, bir zahmet yani. Peki. Eğer mümkünse beni bir arıcı kitabı gönderiverin. Kitapları bugün gönderdik. Kitaplarla ilgili yarın ya da bir başka programda bekliyoruz Mehmet Bey. İnşallah. Peki, memnun çok, olurum. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler abim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ve İbrahim Bey var telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Mersin'den, Toroslar'dan arıyorsunuz. Mersin'den. Evet efendim. Evet. Ama kendim şu anda arımı Antalya kemerde kışlatıyorum. Şu anda arı barakasında yağmur yağıyor. Bekliyorum. Evet. Dolayısıyla yani devletimizin evet. Yani bu arıcılara vermesi gereken ben dört şık bir şey söylemek istiyorum. Dört Buyurun. Şey. Bir, devlet şu anda örneğin adam arıyı getirmiş, evet. Kışlık yurduna koymuş. Mesela 400 arısına 80 arısı geçmiş arıcılarımız var. 80 arısı kalmış arıcılarımız var. Evet. Hepsi ölmüş. Yani bunu devletimizin desteklemesini istiyorum. Nasıl istiyor? Çünkü bu insan buraya gelmiş ve araştırmasını istiyorum. Sorum uzun olduğu için fazla sizin sürenizi almak istemiyorum. Evet. İki, devletin çıkarmış olduğu kanunları her yerde aynı uygulamıyorlar. Evet. Örnek veriyorum. Mesela bir yerde, mesela Konya Karapınar'da evet. Ben gidiyorum şeye, oturum izni almaya gidiyorum. Köydeki çiftçi koruma diyor ki, İsmil'de diyecektim, özür dilerim. Evet. Konya merkeze bağlı İsmil'de. Diyor ki ben diyor burada çiftçi korumasıyım bana diyor para vereceksin bana arı vereceksin bana veya şu kadar şunu vereceksin çiftçi koruması yani her şartlarda bir bekçi köy bekçisi ya derse buraya gelme diyor bana nalet okuyor veya arıcıya nalet okuyor bana değil bütün arıcıya yani örneğin bu sene o insanın orada herhalde 40-50 tane arısı olmuş para vermezsen arı vereceksin bana demiş. Evet. Bu iki. Üçüncü devlet devlet bir taban fiyat bala oluşturmuyor. Örneğin az önce evet. Cevizden bahsettiniz. Evet. Şu anda cevizin taban fiyatı 10 lira. Anlatabiliyor muyum? Evet. Nereye evet. Giderse 10 lira. Ama bizim bala taban fiyat hiç yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Dördüncü, Türkiye Arıcılar Birliği bizim yıllardır Türkiye Arıcılar Birliği mesela önceleri aynı bizim sorunlarımızla ilgilenmiyoruz. Şu anda gene bizim evet. birlik başkanımızla ilgilenemiyoruz. Bizden aldığı bilgileri Tarım Bakanlığı'na götürmüyor. Yani çok zor durumdayız. Örneğin mesela kredi aldığımız bankalarda evet. Ben mesela Haziran'ın sonunda ben yapılandırma yapmışım. Ağustos'un 23'ünde kanun çıkmış yapılandırmalar eski fiyattan olacak demiş. Sen diyor önce diyor yapılandırma yaptın diye sen diyor bir daha bu haka sahip değilsin diyor. Yani ben %5 evet. yerine %10 yapılandırmayla faiz ödeyeceğim. Yani evet. katlama %11 hatta. Evet. Katlamayla %5 nere? %11 nere? Yani ben %5 demek benim çekmiş olduğum 50 milyar para da benim evet. arımı şu anda örneğin şeker parası. Yani evet. şu anda ben şeker almam lazım arıyı geliştirmem için. Evet. Yani devletimiz hiç bunlarla hiç şey yapmıyor. Bir yere bir kanun çıkarıyor. Bir de Mersin Toroslar evet. Ziraat Bankası ilgilenemiyor. İlgilenmiyor. Efendim bize böyle bir şey düşmedi. Ben kanunu bakanlıktan istiyorum. Evet. Bakanlıktan yukarıdan istiyorum. Ana kanun bu diyorum. Önlerine koyuyorum. Biz bunu burada resmi kadar şeyde göremiyoruz diyor. Ya o zaman niye yayınlanmış kardeşim bu diyorum. Ben şu anda böyle bir durumdayım efendim.
Peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Anlatabildiysem sizin de yani şey yapmak istediğiniz bir varsa ben de tekrar dönmek istiyorum. Evet, evet. Evet. Uygulamayla maalesef kanunlar arasında farklılık olduğunu, kanunlarda yer almasına rağmen uygulamada problemlerle karşılaştığınızı, birliğin evet. yeterince sesinizi duyurmadığınızı, sizin evet. sesinizden evet. bu şikayetlerinizi aktarmış olduk. Anlaşıldığını evet. ve mesajın yerine ulaştığını düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Kolaylıklar oldu diliyoruz. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, arıcılarımızın sorunları var. Az önce yine arayan izleyicimiz de kredi kullanımı ile ilgili şikayetini dile getirmişti. Ve bir başka telefonumuzla devam edelim. Cevdet Bey, hoş geldiniz. Günaydın Asya Hanım. Günaydın, nasılsınız? İyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Benim iki sorum var size. Yapmış olduğum bir işletme ile ilgili bir buyurun. Sıkıntım var, onu dile getirmeye çalışacağım. Evet. Ardahan Artvin Kırsal Kalkınma Kart Selim'de oturuyorum. Koyunyurdu köyündenim. Evet. Yapmış olduğum bu işletme keşif bedeli yaklaşık 66 milyar olduğu halde evet. bize yaklaşık 100 milyara maliyet oldu. Evet. Keşif bedelinin üstünde bir rakama mal oldu işletmeniz. Evet, bunun %40'ını bize hibe vereceklerdi. O hibemizi de artı 5 milyarımızı kestiler. Evet. Peki kesintinin gerekçesi ne? Geç bitirdiğimizden dolayı. Geç bitirdiğimizden. Ama burası Kars 6 ay, 8 ay kırışın altında olduğu bir bölge. Evet. Malumunuz bu sıkıntımızı... Defalarca il koordinatörlüğümüzün de katkılarından dolayı evet. Tarım Bakanlığı buna bir çare bulamadı bize. Evet. Yani elimizdeki avucumuzdaki hayvanlarımızı da sattık, işletme şu an boş. Evet. Boş. Şu anda hiç üretim yapmıyorsunuz. Hayır, boş. Hayvanlarımızı sattık ancak işletmemizi bitirdik. Evet. İkinci bir soru mu? 2013 tarihli evet. bizim yaptığımız dönemde hibe 40 milyardı. 60 milyara çıktı. Evet. Yani bize büyük bir haksızlık oldu. Bunu yetkililere iletirseniz memnun olurum. Sizin sesinizde iletmiş olduk bile şu anda. Bu problemi. Bir yardımcı olsalar memnun oluruz. Çünkü yapmışız. Bu bir milli servettir. Bomboş evet. bekliyor. Elimizdeki ineklerimizi de sattık. Şu an boş bekliyoruz. Evet. Maalesef bilmiyorum. Önemli problemlerden biri, sıklıkla karşılaştığımız sıkıntılardan biri. Sizin sesinizden şikayetinizi duyurmuş olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Umut ederiz bir an önce çözülür ve hayvanlarınızı tekrar yerine koymayı başarırsınız. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Kolaylıklar hadi diliyoruz. Hadi kolay gelsin. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ve bir başka telefonla devam edelim. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. İyi günler efendim. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun, şükür Allah'ımıza. Sizlerden sormak lazım. Sağolunuz, biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Çorum'dasınız. Efendim, benim şikayetim şöyle. Evet. Çiftçinin derneği yok. Çiftçinin koruyucusu yok. Topluluklar ofislerinden hiç yardımlar bir topluluklar ofisleri mahsullarımızı geç zamanında açıyorlar. Evet. Ofisleri, ekimlerimizi, neyimizi satamıyor uygun zamanda. Elimizden çıktıktan sonra... Açılıyor. İkinci şikayet Ziraat Odalarına. Hiç biz Mecidezi ilçesinde hiçbir yardım faydasını görmüyoruz. Bizlerden senelik vergimizi neyimizi veriyoruz. Evet. Oradan sonra hiç yardımını görmüyoruz. İkinci şikayetim de evet. çiftçi kartı dediler. Çiftçi kartı almak için Ziraat Bankası'na müracaat durdu hasat döneminde. Evet. 3 milyarlık çiftçi hasat almak için 600 milyon liralık bize şey çıkıyor. Hesap çıkartıyorlar. Evet. Oradan sonra bu şeyler çok. Bir de ikinci sorun biz evet. 7 sene evvel kooperatif kurduk büyük baş hayvan için. Evet. Köyümüzde gençlerimizin yetmemesi için. Ama 7 senedir kooperatifimiz çalışmaktadır ama hiçbir sonuç alamadık. Peki neden? Vallahi devletin yardımlarından mı desem kooperatifimiz ilgileniyor ama çalışıyoruz alamıyoruz. Çalışıyorsunuz ama sonuç alamıyorsunuz. Evet. Evet. İkinci şikayetim de efendim şimdi şöyle. Bizim köylerde göç olayı çok oldu. Adam 40 yaşında 45 yaşında herkes karayollarına gidiyor. Evet.
işçi bulamıyor. En büyük sorun köylünün, çiftçinin elinden tutulmadığından göç var. Halkımız dışarı çalışmaya gidiyor. Evet. İzip köyü 101 hanelik köy. 101 hane köyden 10 kişi benim. Ben kendim 40 yaşındayım. Evet. Benden alt tarafında insanımız yok. Köyde herkes gitti dışarı. Evet. Evet. Bunların mazotlarımız bahalı. Bunları biliyoruz. Gübremiz bahalı. Evet. Bir de çiftçiyi iki kısma ayrılmasını istiyorum. Destek veriyoruz diyorlar. Evet. Tamam, ben büyük bir çiftçi değilim. Kendi halimde normal evet. bir çiftçiyim. Fiye ekiyorum destek diyorlar ama onlara şartlarına koşuyorlar. 10 dilimden evet. aşağısına vermiyorlar. Beni sattı toplam 30 mesela 40 dilim arazim var. Hepsini ona yatırmış olsam öte yandan ben kendim acı kalıyorum. Evet. Peki bu problemleri sizin sesinizle aktarmış olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum hanımefendi. Hüseyin çok Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Sayenizde biraz işte dilimiz döndüğü kadar sizler de olmasanız köylünün hiçbir halinden anlayacak bir şey yok. Tarımın Nabzı sizlerin sesini duyurmak için var Hüseyin Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Bey de önemli noktalara işaret etti. Özellikle kooperatifçilik konusunda maalesef bu tür örnekler var. Sevgili üreticilerimiz, kooperatif konusunda biraz daha ayakları yere basan, biraz daha araştırmacı, sürdürülebilirliği çok önemli. Sadece kooperatif kurmuş olmak yeterli değil, sürdürebilmek adına da biraz daha araştırmacı olmak, iyi örneklerle bize ekranı da taşıyoruz. İyi örnekler var ülkemizde kooperatifçilik, tarımsal kooperatifçilikle ilgili. Bu iyi örneklerden bilgi alınabilir, yola çıkılabilir. Dolayısıyla biraz bu alanı geliştirmemiz gerekiyor. Bireysel mücadeleyi ve emeği gerektiren bir alan olduğunu özellikle belirtelim. Yine köyden kente göç maalesef. Çorum'dan arayan izleyicimizin de yine gündemindeydi. Maalesef bunu çözmek zorundayız ama gerçeğimiz ve bir an önce de çözmemiz gerekiyor diyelim ve hemen bir başka telefonumuzla devam edelim. Yaşar Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Kırşehir'e, Mucur'a selamlar, sevgiler. Ben de öncelikle Tarım Türk Televizyonu sahiplerine, Tarımın Namzı programını yapan sizlere, çiftçilerimiz adına ve kendi adıma çok çok teşekkür ederim. Sağolunuz Yaşar Bey, çok teşekkürler. Benim 5 tane bir başlığım var. Esas buyurun. Çiftçinin derdi, yetiştiricinin derdi binlerce başlıklarla bitmez de. Evet. Kısaca bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun. Ben büyükbaş beşli yetiştiricisiyim. Evet. Aynı zamanda da çiftçiyim. Çocuklarımla beraber aile işletmesi yapıyoruz. Evet. Şimdi birinci başlığım tarım sigortası hakkında. Evet. Ben eğer ki cevap hakkı doğmaz veya bir mahsuru yoksa sigortanın ismini vermek İsmini istiyorum. İsmini vermeyin lütfen. İsim vermeyin. Ticari isim kullanmayalım. Tarım sigortası evet. yapan evet. sigortaya buradan seslenmek istiyorum. Ziraat Bankası'ndan besicilik kredisi kullandık. Evet. Yüklü miktarda hayvanlarımızı sigorta yaptırdık. Evet. Bu sigorta yakın 2 ay önce 2 tane hayvanımız telef oldu, öldü. Sigortaya telefon ettik, eksper istedik. Eksper geldi veteriner. Evet. Hayvanlarımızın raporlarını tuttu. Yetkili yere gönderdi. Yetkili yerden efler büfler bahane edilerek bu sigorta ücretleri ödenmiyor. Ödenmedi. Birisini ödediler. 4750 liraya sigorta edilen bir hayvan evet. karşılık 1900 lira ödedi. Evet. Birisine de ödeme kapsamına girmiyor diyor. Bu hayvan ölmüş. Ödeme kapsamına nasıl girmez? Eften püften sebepler söylüyor. Bütün çiftçiler bu yönde şikayetçi. Peki, sizin sesinizle duyurmuş olalım bu şikayeti. Diğer evet. başlığınız neydi? Yine tarım kredi kooperatiflerinden, evet. Bu da devletin kuruluşu olduğu için isim veriyorum. Evet. Bu kullanılan kredilere sigorta yaptırmazsa faiz yüksek diyor. Sigorta yaptırma mecburiyetimiz var mı? Sizden bunu rica ediyorum. Öğrenmek istiyorum. Peki. Üçüncüsü yemdeki KDV. Biz bunu geçen Genel Müdürlüğün Ankara'daki toplantılarında da dile getirdik. Evet. Yemde KDV %6. Bugün buğdayda 1, kefekte 6. 8 hatta.
Bunların düşürülmesini yetkililerden istiyoruz. Peki. Aynı zamanda tarım sulamada olduğu gibi elektrik, tarım işletme, hayvancılık işletmelerinde de elektrik fiyatlarının düşürülmesini talep ediyoruz. Biz burada çok mağdur durumdayız. Evet. Bütün çiftçiler ve besiciler. Kesinlikle. Aynı hayvancılık işletmelerinde elektrik fiyatlarının belli bir seviyede aynı tarımda olduğu gibi düşmesini istiyoruz. Evet. Dördüncüsü şap hastalığı hakkında. Evet. Türkiye'de şap hastalığı çok ben 3 senedir Avrupa'ya gittim, hayvan ithal ettim. Orada bir tane şap denen bir şey yok. Niye? Evet. Anında, zamanında çıkan şapın tahlilleri yapılıyor. Evet. Hangi grupsa onun aşısı çıkıyor, aşılanıyor. Ama Türkiye'de bugün şu anda şap çok maalesef yaygın durumda. Çok yaygın ve önemli problemlerden biri şap hastalığı. Bunun yıllardır çözemedik. A grubu yapılıyor, B grubu geliyor, benim hayvanlarım şapa düşüyor. Evet. Evet. Maalesef bütün ilçe tarımlarda, il tarımlarda bu aşılara dikkat edilip zamanında köy köy, ev ev yapılmıyor. Ellerinde ÇKS sistemi, kayıt sistemi var. Kimin ne kaç tane hayvanı var. Bu aşılar zamanında yapılsa bizce bu olmaz. Türkiye'deki şap hastalığının çeşidi çoğaldı. Evet, aşının maalesef buna göre çeşitli çıkarılmasını yetkililerden istiyoruz. Evet. Beşincisi de ithalat hakkında. Evet. Besilik bu dana, başlık sonu olsun. Bir başka programda yine diğer başlıkları da konuşuruz. Bunu da son olarak belirtin lütfen. Evet. Besilik dana ithalatı eğer ki Türkiye'miz yapmazsa buna et ve süt birlikleri karşı çıkıyor. Etin kilosu ileride 100 liraya çıkar. Evet. Türkiye'deki süt hayvanlarının buzağısıyla 76 milyonun et ihtiyacı kesinlikle karşılanmaz. Bizim peki o hayvanlarımızın kargas ağırlığı 200 kilo, ithal edip de getirin hayvanların kargas ağırlığı 450 kilo. Evet. Bunlara yetkililer... Yaşar Bey toparlayalım. Sürem doldu çünkü. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz, biz teşekkür ederiz. Bu saatte yetkililere biz bu sesimizi bu programda dinlemezler, duyamazlar. Tekrarı da var, ben, tekrarları var. Bunun tekrarını var. Saatlerde olursa çok tabii teşekkür ki ederim. Çok sağ olun. Bizlere sahip çıktığınız için çok teşekkürler. Teşekkürler ederim. Hayırlı günler. Sağolunuz Yaşar Bey. Çok teşekkürler. Kısa bir araya gidelim değerli izleyiciler. Aranın ardından Tarımın Nabzı devam edecek. Günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyicilerimiz. Tarımın Nabzı'na, Tarım Türk ekranlarına hoş geldiniz. İstanbul'dan sesimizin ulaştığı memleketimin dört bir yanına selamlar, sevgiler. Gününüz güzel olsun. İstanbul'da yağmurla başladık. Ülkemizin dört bir yanından da yağmura ilişkin haberler geliyor. Umudumuz kuraklığı konuştuğumuz bu günlerde bahar yağışlarının daha fazla olması yönünde. Çünkü hem meteorolojik kuraklık hem de tarımsal kuraklık tehdit ediyor. Umut ederiz yağışlar artar da kuraklığın etkisini en az, en hafif şekilde atlatırız diyelim değerli izleyicilerimiz. Bugün gündem özel günü. Bugün cevizi konuşuyoruz. Bir önceki bölümde özellikle üretim planlamasından bahsetmiştik. Evet, 60'lı yıllarda ihracatçıyken 2000'li yıllarda ithalatçı durumuna düştük. Bunun nedeni, temelde yatan asıl sebep üretim planlamasını yapmamış olmak. Artan nüfus, artan tüketim ihtiyacını mevcut üretim kaynaklarıyla sürdürmek mümkün değil. Ve dünyada ceviz üretimine ilişkin rakamlara şöyle bir göz attığımızda her yıl düzenli olarak ceviz üretiminin arttığını görüyoruz. Yaklaşık olarak 2.282.264 tona kadar yükselmiş dünyada ceviz üretimi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Türkiye üretici ülkelerin başında yer alıyor. Ülkemizde meyve veren ve vermeyen toplam ceviz ağacı sayısı 9 milyona ulaşmış durumda. Bu önemli bir data, önemli bir rakam ve buradaki ayrım da son derece önemli. Ceviz sadece meyve veren türlerden ibaret değil, özellikle mobilya sanayinde önemli bir girdi olarak kerestesini kullanıyoruz. Dolayısıyla meyve vermeyen türler de mevcut, bunları da konuşacağız ve çiftçinin sesiyle devam edelim. Ve telefon hattımızda Mehmet Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abim. Nasılsınız? İyiyiz abim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Denizli'ye selamlar, sevgiler. Sağ olun, sağ olun.
Gündeminizde ne var? Bizimle hangi konuyu paylaşmak istersiniz? Gündemde arıcılıkla uğraşıyorum. Evet. Mehmet Bey, televizyonunuzun sesi ziraat, kapalı mı? Ziraat Bankası'na kredi yazıldım. Evet. Biraz da kovan alem, ara alem diye uğraştım. Evet. Bizim Ziraat Bankası kredi vermedi yani. Borcum da yok. Evet. Sözde arıcıları yardımcı olmak istiyorlar. Evet. Olmuyorlar. Neden ileri geliyor? Ben anlayamadım gitti abim bunu. Bir yardımcı olun yani ya. Arıcılık yapıyorsunuz, kredi kullanmak evet. istediniz ama kredi alamadınız. Alamadım yani. Zirai kredi almak istedim, vermediler. Evet. Peki gerekçe neydi? Teminat Efendim? Mı yoktu? Gerekçe nedir? Yani banka size bir gerekçe illaki sunmuştur. Teminatınız mı yetersizdi? Ne dediler? Gerekçesi şu abim, ben emekliyim. Evet. Emekli kredisi çektim, oradan diyor fazla kredi çekmişim diyor. Şu evet, anda bu. Mevcut bir krediniz var yani. Evet ha, ama o çiftçi kredisi, öbürkü emekli kredisi. Evet. Tabii şöyle bir durum var. Bunu yine biz öncelikle Ziraat Bankası yetkililerine cevap haklarını kullanmak üzere ekranımızın açık olduğunu belirtelim. Bunun dışında... Bir zahmet yani ya. Bunu bir yardımcı olun yani. Evet. Şimdi zirai kredi kullanımında da, bireysel kredi kullanımında da sonuçta bankacılık sisteminin kendine özgü mekanizmaları var. Bunları devreye sokuyorlar haklı olarak. Teminatlar evet. vesaire ve sizin ödeyebilme durumunuza bakıyorlar. Biz özellikle zirai kredilerle ilgili nasıl kullanılabilir, neler yapılabilir, bunlara ilişkin ilerleyen bölümlerimizde yine detaylı bir program yapacağız, sizleri bilgilendireceğiz, neler yapılabilir noktasında yetkililere soracağız. Abicim 2011'de kullandım dediler. Evet. 2012'de devlet erteledi bir, evet. bir sene. Evet. 2013'te gittim borcumu ödedim. Bitirdiniz. Bitirdim. Vardım oraya bankaya. Ben dedim kredi kullanmak istiyorum. Evet. Madem verilmişsiniz dedim. Veririz dediler. Gittim evet. kefil buldum. Kefillerim de sağlam. Evet. Sözleşmeyi de yaptık. Bitti yani. Evet. İkinci sabahleyin vardım. Senin iş olmuyor diye çıktılar. Peki. Biz sesinizi yetkililere duyurmuş olalım. Tabii oradaki detayı bilmiyoruz. Yetkililerin hani risk dilimiyle alakalı olabilir. Ama söylediğim gibi özellikle zirai kredi kullanımına ilişkin daha detaylı bilgiyi yine uzmanlarından alıp sizlerle paylaşacağız. Ulaştım abim ya. Müdürü de çıktım. İzah evet, ettim. Evet, müdür anlıyorum. Dedi, evet. Benim dedim emekli kredim çektim. Evet, evet. dedim oraya borcum var. O dedim elimden kasılıyor. Evet. 812 milyon. 815 milyon. 1 milyar 77 milyon maaşım. Evet. Peki. Mehmet Bey, sizin sesinizden bu sorunu aktarmış olduk. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey sesinizden sorununuzu aktarmak. Detaylarıyla ilgili de yine bankayla görüşmekte fayda var. Tamam abim, bir zahmet yani. Peki. Eğer mümkünse beni bir arıcı kitabı gönderiverin. Kitapları bugün gönderdik. Kitaplarla ilgili yarın ya da bir başka programda bekliyoruz Mehmet Bey. İnşallah, inşallah. Peki, memnun çok, olurum. Çok teşekkürler, kolaylıklar Hadi, diliyoruz. İyi günler abim. İyi Sağ günler. Olun, çok teşekkürler. Ve İbrahim Bey var telefon attığımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz, sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Mersin'den, Toroslar'dan arıyorsunuz. Mersin'den, evet efendim, evet. Ama kendim şu anda arımı Antalya Kemer'de kışlatıyorum. Şu anda arı barakasında yağmur yağıyor, bekliyorum. Evet. Dolayısıyla yani devletimizin evet. yani bu arıcılara vermesi gereken, ben dört şık bir şey söylemek istiyorum. Dört Buyurun. Şey. Bir, devlet şu anda örneğin adam arıyı getirmiş, evet. kışlık yurduna koymuş. Mesela 400 arısına 80 arısı geçmiş, arıcılarımız var. 80 arısı kalmış, arıcılarımız var. Evet. Hepsi ölmüş. Yani bunu devletimizin desteklemesini istiyorum. Nasıl istiyor? Çünkü bu insan buraya gelmiş ve araştırmasını istiyorum. Sorum uzun olduğu için fazla sizin sürenizi almak istemiyorum. Evet. İki, devletin çıkarmış olduğu kanunları her yerde aynı uygulamıyorlar. Evet. Örnek veriyorum. Mesela bir yerde, mesela Konya Karapınar'da
Evet. Ben gidiyorum şeye, oturum izni almaya gidiyorum. Köydeki çiftçi koruma diyor ki, İsmil'de diyecektim, özür dilerim. Evet. Konya ismi, merkeze bağlı İsmil'de. Diyor ki ben diyor burada çiftçi korumasıyım, bana diyor para vereceksin, bana arı vereceksin, bana veya şu kadar şunu vereceksin. Çiftçi koruma yani her şartlarda bir bekçi, köy bekçisi. Ya derse buraya gelme diyor, bana nalet okuyor. Veya arıcıya nalet okuyor, bana değil bütün arıcıya. Yani örneğin bu sene o insanın orada herhalde 40-50 tane arısı olmuş. Para vermesen arı vereceğim bana demiş. Evet. Bu iki. Üçüncü, devlet devlet bir taban fiyat bala oluşturmuyor. Örneğin az önce cevizden bahsettiniz. Evet. Şu anda cevizin taban fiyatı 10 lira. Anlatabiliyor muyum? Evet. Nereye giderse 10 lira. Ama bizim bala taban fiyat hiç yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Dördüncü, Türkiye Arıcılar Birliği bizim yıllardır Türkiye Arıcılar Birliği mesela önceleri aynı bizim sorunlarımızla ilgilenmiyoruz. Şu anda gene bizim birlik başkanımızla ilgilenemiyoruz. Bizden aldığı bilgileri Tarım Bakanlığı'na götürmüyor. Yani çok zor durumdayız. Örneğin mesela kredi aldığımız bankalarda evet. Ben mesela Haziran'ın sonunda ben yapılandırma yapmışım. Ağustos'un 20'sinde kanun çıkmış, yapılandırmalar eski fiyattan olacak demiş. Sen diyor önce diyor yapılandırma yaptın diye sen diyor bir daha bu haka sahip değilsin diyor. Yani ben %5 yerine %10 yapılandırmayla faiz ödeyeceğim. Yani katlama %11 hatta. Evet. Katlamayla %5 nere, %11 nere. Yani ben %5 demek benim çekmiş olduğum 50 milyar para da benim arımı şu anda örneğin şeker parası. Yani şu anda ben şeker almam lazım arıyı geliştirmem için. Evet. Yani devletimiz hiç bunlarla hiç şey yapmıyor. Bir yere bir kanun çıkarıyor. Bir de Mersin Toroslar Ziraat Bankası ilgilenmiyor. Efendim bize böyle bir şey düşmedi. Ben kanunu bakanlıktan istiyorum. Evet. Bakanlıktan yukarıdan istiyorum. Aha kanun bu diyorum. Önlerine koyuyorum. Biz bunu burada resmi kadar şeyde göremiyoruz diyor. Ya o zaman niye yayınlanmış kardeşim bu diyorum. Ben şu anda böyle bir durumdayım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Anlatabildiysem sizin de yani şey yapmak istediğiniz yerler varsa ben de tekrar dönmek istiyorum. Evet, evet. Evet. Uygulamayla maalesef kanunlar arasında farklılık olduğunu, kanunlarda yer almasına rağmen uygulamada problemlerle karşılaştığınızı, birliğin yeterince sesinizi duyurmadığınızı, sizin sesinizden bu şikayetlerimizi aktarmış olduk. Anlaşıldığını ve mesajın yerine ulaştığını düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. İyi günler, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, arıcılarımızın sorunları var. Az önce yine arayan izleyicimiz de kredi kullanımı ile ilgili şikayetini dile getirmişti. Ve bir başka telefonumuzla devam edelim. Cevdet Bey, hoş geldiniz. Günaydın Asya Hanım. Günaydın, nasılsınız? İyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Benim iki sorum var size. Yapmış olduğum bir işletme ile ilgili bir sıkıntım var, onu dile getirmeye çalışacağım. Evet. Ardahan Artın Kırsal Kalkınma Kart Selim'de oturuyorum. Koyunyurdu köyündenim. Evet. Yapmış olduğum bu işletme keşif bedeli yaklaşık 66 milyar olduğu halde bize yaklaşık 100 milyara maliyet oldu. Evet. Keşif bedelinin üstünde bir rakama mal oldu işletmeniz. Evet, bunun %40'ını bize hibe vereceklerdi. O hibemizi de artı 5 milyarımızı kestiler. Evet. Peki kesintinin gerekçesi ne? Geç bitirdiğimizden dolayı. Geç bitirdiğimizden. Ama burası Kars 6 ay, 8 ay kırışın altında olduğu bir bölge. Evet. Malumunuz bu sıkıntımızı defalarca il koordinatörlüğümüzün de katkılarından dolayı Tarım Bakanlığı buna bir çare bulamadı bize. Evet. Yani elimizdeki avucumuzdaki hayvanlarımızı da sattık, işletme şu an boş. Evet. Boş. Şu anda hiç üretim yapmıyorsunuz. Hayır, boş. Hayvanlarımızı sattık ancak işletmemizi bitirdik. Evet. İkinci bir sorum mu? 2013 tarihli... Evet. Bizim yaptığımız dönemde hibe 40 milyardı. Şu
60 milyara çıktı. Evet. Yani bize büyük bir haksızlık oldu. Bunu yetkililere iletirseniz memnun olurum. Sizin sesinizle iletmiş olduk bile şu anda. Bu problemi. Bir yardımcı olsalar memnun oluruz. Çünkü yapmışız. Bu bir milli servettir. Bomboş evet. Bekliyor. Elimizdeki ineklerimizi de sattık. Şu an boş bekliyoruz. Evet. Maalesef bilmiyorum. Önemli problemlerden biri, sıklıkla karşılaştığımız sıkıntılardan biri. Sizin sesinizden şikayetinizi duyurmuş olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Umut ederiz bir an önce çözülür ve hayvanlarınızı tekrar yerine koymayı başarırsınız. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Kolaylıklar hadi diliyoruz. Hadi kolay gelsin. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ve bir başka telefonla devam edelim. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. İyi günler efendim. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun şükür Allah'ımıza. Size de sorma. Sağolunuz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Çorum'dasınız. Efendim benim şikayetim şöyle. Evet. Çiftçinin derneği yok. Çiftçinin koruyucusu yok. Topraklar ofislerinden hiç yardımlar bir topraklar ofisleri mahsullarımızı geç zamanında açıyorlar. Evet. Ofisleri ekimlerimizi neyimizi satamıyor uygun zamanda. Elimizden çıktıktan sonra açılıyor. İkinci şikayet Ziraat Adalarına hiç biz Mecidezi ilçesinde hiçbir yardım faydasını görmüyoruz. Bizlerden senelik vergimizi neyimizi veriyoruz. Evet. Oradan sonra hiç yardımını görmüyoruz. İkinci şikayetim de evet. Çiftçi kartı dediler. Çiftçi kartı almak için Ziraat Bankası'na müracaat durdu hasat döneminde. Evet. 3 milyarlık çiftçi hasat almak için 600 milyon liralık bize şey çıkıyor. Hesap çıkartıyorlar. Evet. Oradan sonra bu şeyler çok. Bir de ikinci sorun biz evet. 7 sene evvel kooperatif kurduk büyük baş hayvan için. Evet. Köyümüzde gençlerimizin yetmemesi için. Ama 7 senedir kooperatifimiz çalışmaktadır ama hiçbir sonuç alamadık. Peki neden? Vallahi devletin yardımlarından mı desem kooperatifimiz ilgileniyor ama çalışıyoruz alamıyoruz. Çalışıyorsunuz ama sonuç alamıyorsunuz. Evet. Evet. İkinci şikayetim de efendim şimdi şöyle. Bizim köylerde göç olayı çok oldu. Adam 40 yaşında, 45 yaşında herkes karayollarına gidiyor. Evet. İşçi bulamıyor. En büyük sorun köylünün çiftçinin elinden tutulmadığından göç var. Halkımız dışarı çalışmaya gidiyor. Evet. İzip köyü 101 hanelik köy. 101 hane köyden 10 kişi benim. Ben kendim 40 yaşındayım. Evet. Benden alt tarafında insanımız yok. Köyde herkes gitti dışarı. Evet. Evet. Bunların mazotlarımız pahalı. Bunları biliyoruz. Güvenimiz pahalı. Evet. Bir de çiftçiyi iki kısma ayrılmasını istiyorum. Destek veriyoruz diyorlar. Evet. Tamam ben büyük bir çiftçi değilim. Kendi halimde normal evet. bir çiftçiyim. Fiye ekiyorum destek diyorlar ama bunlara şartlarına koşuyorlar. 10 evet. dilimden aşağısına vermiyorlar. Beni sattı toplam 30 mesela 40 dilim arazim var. Hepsini ona yaptırmış olsam öte yandan ben kendim acı kalıyorum. Evet. Peki bu problemleri sizin sesinizle aktarmış olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Evet teşekkür ediyorum hanımefendi. Hüseyin çok Bey, teşekkür ederim. Sağolunuz. Sizin sayenizde biraz işte dilimiz döndüğü kadar sizler de olmasanız köylünün hiçbir halinden anlayacak bir şey yok. Tarımın nabzı sizlerin sesini duyurmak için var Hüseyin Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar evet, diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Evet Hüseyin Bey de önemli noktalara işaret etti. Özellikle kooperatifçilik konusunda maalesef bu tür örnekler var. Sevgili üreticilerimiz kooperatif konusunda biraz daha ayakları yere basan, biraz daha araştırmacı, sürdürülebilirliği çok önemli. Sadece kooperatif kurmuş olmak yeterli değil, sürdürebilmek adına da biraz daha araştırmacı olmak, iyi örneklerle bize ekranı da taşıyoruz. İyi örnekler var ülkemizde kooperatifçilik, tarımsal kooperatifçilikle ilgili. Bu iyi örneklerden bilgi alınabilir, yola çıkılabilir. Dolayısıyla biraz bu alanı geliştirmemiz gerekiyor. Bireysel mücadeleyi ve emeği gerektiren bir alan olduğunu özellikle belirtelim. Yine köyden kente göç maalesef. Çorum'dan arayan izleyicimizin de yine gündemindeydi. Maalesef bunu çözmek zorundayız ama gerçeğimiz ve bir an önce de çözmemiz gerekiyor diyelim. Ve hemen bir başka telefonumuzla devam edelim. Yaşar Bey, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun. Kırşehir'e, Mucur'a selamlar, sevgiler. Ben de öncelikle Tarım Türk Televizyonu sahiplerine, Tarımın Namzı programını yapan sizlere, çiftçilerimiz adına ve kendi adıma çok çok teşekkür ederim. Sağolunuz Yaşar Bey, çok teşekkürler. Benim 5 tane bir başlığım var. Esas buyurun. Çiftçinin derdi, yetiştiricinin derdi binlerce başlıklarla bitmez de. Evet. Kısaca bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun. Ben büyükbaş beş yetiştiricisiyim. Evet. Aynı zamanda da çiftçiyim. Çocuklarımla beraber aile işletmesi yapıyoruz. Evet. Şimdi birinci başlığım tarım sigortası hakkında. Evet. Ben eğer ki cevap hakkı doğmaz veya bir mahsuru yoksa sigortanın ismini vermek İsmini istiyorum. İsmini vermeyin lütfen. İsim vermeyin. Ticari isim kullanmayın. Tarım sigortası evet. yapan evet. sigortaya buradan seslenmek istiyorum. Ziraat Bankası'ndan besicilik kredisi kullandık. Evet. Yüklü miktarda hayvanlarımızı sigorta yaptırdık. Evet. Bu sigorta yakın 2 ay önce 2 tane hayvanımız telef oldu, öldü. Sigortaya telefon ettik, ekspert istedik. Ekspert geldi veteriner. Evet. Hayvanlarımızın raporlarını tuttu. Yetkili yere gönderdi. Yetkili yerden efler büfler bahane edilerek bu sigorta ücretleri ödenmiyor. Ödenmedi. Birisini ödediler. 4750 liraya sigorta edilen bir hayvan. Evet. Karşılık 1900 lira ödedi. Evet. Birisine de ödeme kapsamına girmiyor diyor. Bu hayvan ölmüş. Ödeme kapsamına nasıl girmez? Eften püften sebepler söylüyor. Bütün çiftçiler bu yönde şikayetçi. Peki, sizin sesinizle duyurmuş olalım bu şikayeti. Diğer başlığınız neydi? Yine tarım kredi kooperatiflerinden. Evet. Bu da devletin kuruluşu olduğu için isim veriyorum. Evet. Bu kullanılan kredilere sigorta yaptırmazsa faiz yüksek diyor. Sigorta yaptırma mecburiyetimiz var mı? Sizden bunu rica ediyorum. Öğrenmek istiyorum. Peki. Üçüncüsü YEM'deki KDV. Biz bunu geçen Genel Müdürlüğün Ankara'daki toplantılarında da dile getirdik. Evet. YEM'de KDV %6. Bugün buğdayda 1, kefekte 6. 8 hatta. Evet. Bunların düşürülmesini yetkililerden istiyoruz. Peki. Aynı zamanda tarım sulamada olduğu gibi elektrik, tarım işletme, hayvancılık işletmelerinde de elektrik fiyatlarının düşürülmesini talep ediyoruz. Biz burada çok mağdur durumdayız. Evet. Bütün çiftçiler ve besiciler. Kesinlikle. Aynı hayvancılık işletmelerinde elektrik fiyatlarının belli bir seviyede aynı tarımda olduğu gibi düşmesini istiyoruz. Evet. Dördüncüsü şap hastalığı hakkında. Evet. Türkiye'de şap hastalığı çok ben önemli. 3 senedir Avrupa'ya gittim, hayvan ithal ettim. Orada bir tane şap denen bir şey yok. Niye? Evet. Anında, zamanında çıkan şapın tahlilleri yapılıyor. Evet. Hangi grupsa onun aşısı çıkıyor, aşılanıyor. Ama Türkiye'de bugün şu anda şap çok maalesef yaygın durumda. Çok yaygın ve önemli problemlerden biri şap hastalığı. Bunun, yıllardır çözemedik. A grubu yapılıyor, B grubu geliyor, benim hayvanlarım şapa düşüyor. Evet, evet. Maalesef bütün ilçe tarımlarda, il tarımlarda bu aşılara dikkat edilip zamanında köy köy, ev ev yapılmıyor. Ellerinde ÇKS sistemi, kayıt sistemi var. Kimin evet. ne kaç tane hayvanı var. Bu aşılar zamanında yapılsa bizce bu olmaz. Türkiye'deki şap hastalığının çeşidi çoğaldı. Evet, aşının maalesef. Buna göre çeşitli çıkarılmasını yetkililerden istiyoruz. Evet. Beşincisi de ithalat hakkında. Evet. Besilik bu dana, başlık sonu olsun. Bir başka programda yine diğer başlıkları da konuşuruz. Bunu da evet. son olarak belirtin lütfen. Evet. Besilik dana ithalatı eğer ki Türkiye'miz yapmazsa evet. buna et ve süt birlikleri karşı çıkıyor. Etin kilosu ileride 100 liraya çıkar. Evet. Türkiye'deki süt hayvanlarının buzağısıyla 76 milyonun et ihtiyacı kesinlikle karşılanmaz. Bizim peki. o hayvanlarımızın karga sağırlığı 200 kilo, ithal edip de getirin. Hayvanlar karga sağırlığı 50 kilo. Evet. Bunlara yetkililer... Yaşar Bey toparlayalım. Sürem doldu çünkü. Çok
Çok teşekkür ederim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Bu saatte yetkililere biz bu sesimizi bu programda dinlemezler, duyamazlar. Tekrarı da var, ben, tekrarları var. Bunun tekrarını önümüz saatlerde olursa çok Tabii teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizlere sahip çıktığınız için Çok teşekkürler ederim. Hayırlı günler. Sağ olun Yaşar Bey. Çok teşekkürler. Kısa bir araya gidelim değerli izleyiciler. Aranın ardından Tarımın Nabzı devam edecek. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi sizlere öyle mükemmel bir ürün anlatacağım ki, ben bu ürünü anlatmaya başladığım an itibariyle daha ürünün en başlarında diyeceksiniz ki hadi ama artık numarayı ver ve şu kampanyayı başlat da biz de artık bu ürünü alalım. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi şu an itibariyle, bakın önce numaraları veriyorum. 0212 278 7980 0212 278 7980 bu numaraları şöyle aklınızda bir kenarda tutun. Şimdi sizlere bomba gibi bir ürün anlatacağım. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız ben de hazırım. Sizlere mükemmel bir et çekme makinesi anlatmak istiyorum. Ama sadece et çekme makinesi değil. Bununla aynı zamanda etten kıyma, tavuktan kıyma, domatesten salça, domatesten konserve, bisküviden kek gibi birçok işinizi yapabileceksiniz. Mükemmel bir alet. Ve bu aletin yanında sizlere hediye olarak, bakın hediye olarak bir tane yaprak sarma makinesi vereceğiz. Ve bununla da sigara böreklerinizi, yaprak sarmalarınızı tanesini yani bir tanesini 4 saniye içinde saracaksınız. Mükemmel bir ürün. Şimdi ve piyasada 150 liraya satılan bu mükemmel et çekme makinesi için, bakın daha özelliklerini anlatmadım ama 150 liraya satılan bu mükemmel et çekme makinesini az önce zikrettiğim numaralardan, hatta yönetmenim numarayı da direkt ver, numara da gelsin numara. Şu an itibariyle arayan bütün izleyicilerimize 69 liradan göndereceğiz. Kargosu, KDV'si de içinde olacak. Evet, kırmak yok, dökmek yok, parçalamak yok. Allah Allah, ne anlatıyor? Ben anlatıyorum ve diyorum ki tezgah üstüne direkt kurulu şekilde, kırmadan, dökmeden, parçalamadan, hiçbir tesisatçı çağırmadan, elektrikle değil, insan gücüyle, kontrolün tamamen sizde olduğu mükemmel, dökümden yapılmış ve iade garantili mükemmel bir et çekme makinesi alıyorsunuz. Artık sizler de bazı işini kötüye kullanan kasapların hileli kıymaları yerine kendi elinizde otantik bir şekilde kendi kıymalarınızı çekeceksiniz. Etten kıymanızı çekeceksiniz, tavuktan kıymanızı çekeceksiniz. Öyle bazı kötü kasapların işte tavuğun ayağından, sakatatından, üstündeki derisinden değil de tamamen tavuk etinden mükemmel kıymalar çekeceksiniz. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza, evinize gelen misafirinize yedirirken mükemmel bir şekilde yedireceksiniz. Ve en leziz yemekleri, en leziz köfteleri, en leziz kıymalı yemekleri bu et çekme makinesinden çektiğiniz kıymalarla yapacaksınız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bildiğiniz gibi yayınladığı, biliyorsunuz bazı kötü firmaların o etlerde yaptığı hilekarlığı gösteriyor. Kıyma adı altında satılan, bakın her gün haberlerde izliyoruz değil mi? Kıyma adı altında satılan o kıymaların içinde neler neler çıkıyor. O baharatları veriyorlar ve süslü bir şekilde kokusunu, rengini yerine getirdikten sonra biz diyoruz ki kıyma. Ama 17 liraya, 18 liraya kıyma yok. Sizler 17 liraya, 18 liraya kıyma alamıyorsunuz ama kasaplar bunları indirimli olarak verdiğini söylüyor. Ben de size diyorum ki kendi istemediğiniz bir şeyi kendiniz yemezsiniz, o ayrı mesele. Belki zorda kalsanız yersiniz ama şimdi kendi çocuğunuza yedirebilir misiniz? Yediremezsiniz. Annenize, babanıza, eşinize, dostunuza, elin yedi yabancısına dahi yediremezsiniz. Dolayısıyla bütün kontrolün, bütün mekanizmanın sizde olduğu bir işi yapmak istersiniz değil mi? İşte et çekme makinesiyle kıyma çekerken, kıymalı yemekler, köfteler yaparken bakın bütün kontrol sizde olacak. Elektrikle değil,
insan gücüyle çalışan anti alerjik ve antibakteriyel olarak dökümden 1,5 kilo dökümden yapılmış, iade garantili, 2 yılda garantili, mükemmel bu et çekme makinesini tezgahınızın üstüne koyacaksınız. Kırmak yok, dökmek yok, parçalamak yok, tesisatçı çağırmak yok, herhangi bir işlem, herhangi bir yedek parça almak yok. Tamamen kurulumu çok basit bir şekilde alacaksınız ve sizler de et çekme makinenizi kendiniz çekeceksiniz. Piyasada 150 liraya dahi alamazken mükemmel kolaylık sağlayan, zamandan tasarruf sağlayan bu et çekme makinesinin yanında yaprak sarma makinesi hediyeli bir şekilde 69 liraya son 1 dakika içinde almak için hemen 0212 278 7980 0212 278 7980 numarasından bizi arayıp isminizi yazdırmanız yeter diyorum. Arayan, kampanyaya ilgi gösteren herkese sonsuz teşekkürlerle diyorum. Kolay gelsin, hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizde 3 milyon 150 bin çiftçi, 1,5 milyon traktör, 15 milyon büyükbaş, 30 milyon küçükbaş hayvanla yılda 22 milyon ton buğday, 16 milyon ton şeker pancarı, 10 milyon tonun üzerinde kuru bakliyat, 18 milyon ton meyve, 28 milyon ton sebze, 15 milyon ton süt, 950 bin ton et üretmek için hiç durmadan çalışıyorken bu çabada bizim de katkımız olsun istedik. Tarımsal Haber Ajansı'nı kurduk ve Türkiye'nin hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyicilerimiz. Tarımın nabzına, Tarım Türk ekranlarına hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı memleketimin dört bir yanına selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Gününüz güzel olsun, umutlarınız gerçek olsun sevgili izleyicilerimiz. Tarıma dair, yani hayata dair paylaşmaya devam ediyoruz. Sesinizi duyurmaya devam ediyoruz tarımın nabzında. Tarım hayattır ve hayat ihmale gelmez değerli izleyicilerimiz. Programımız 6'dan 12'ye, sabah 6'dan öğle 12'ye kesintisiz canlı yayınla sizlerle buluşuyor. Tekrarını kaçırdığınız bölümler olabilir. Akşam 19 ve 23'te yine Tarım Türk ekranlarından takip edebilirsiniz. Ve telefon numaralarımız 0212 709 87 87. Araya gitmeden önce Kırşehir'den bağlanan Yaşar Bey çok önemli noktaların altını çizdi. Çok önemli konulara işaret etti. Bunlardan biri şap hastalığıydı değerli izleyicilerimiz. Hayvancılık sektörümüzün yıllardır devam eden en önemli problemlerinden biri hiç kuşkusuz şap hastalığı. Mücadelesi çok zor, bunu biliyoruz. Viral bir hastalık olduğunu biliyoruz ve maalesef ülkemizin coğrafi konumu her zaman da avantajlı olmayabiliyormuş. Bunun en önemli göstergelerinden biri de şap hastalığının kaçak hayvan girişinden özellikle kaynaklandığını biliyoruz. Bunların kontrol altına alınması gerekiyor fakat işte ülkelerin problemleri, yaşanılan sıkıntılar, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu sınırımızda yaşadığımız problemler yine bu alanda da maalesef bize olumsuz yansıyor. Şap hastalığına ilişkin tabii ki önlemlerin, tedbirlerin de artırılması gerekiyor. Bunu belirtelim. Bir de yine Yaşar Bey'in bir sorusu vardı. Kredi kullanımındaki sigortayla ilgili, sigorta yaptırmak zorunlu fakat istediğiniz aracı kurumu siz seçiyorsunuz. Bunu da belirtelim ve çiftçinin sesiyle devam edelim. Ve çiftçinin sesinde telefon attığımızda Yüksel Bey var. Alo. Alo. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın canım. Özür dilerim Yüksel Hanım. Evet Yüksel Hanım. Yanlış şey oluyor bazen. İsmin her iki tarafta kullanımıyla alakalı, hem kadın ismi hem erkek ismi olarak kullanılmasından evet. dolayı özür diliyoruz. Hoş geldiniz Yüksel Hanım. Bir kadın çiftçimiz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyi günler. Sağolunuz. Televizyonunuzun sesi açık sanırım. Evet. Onu tamamen kapatalım lütfen. Evet, kapattım canım. İyi günler, günaydın. Günaydın, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Nelerle uğraşıyorsunuz? Bizimle hangi konuları paylaşmak istersiniz Yüksel Hanım? Evet,
sizinle ben yani Güneydoğu Anadolu'dan Adıyaman bölgesi. Evet. Benim 50 tane veren cevizim var. Birçoğu vermiyor. Onları aşılamak istiyorum ve hangi cinse ne tür bir aşı yapmam lazım? 50 ceviz yani ağacınız var. Kaç yaşında? Eski sanırım. Bir anı eski veriyor zaten onlar 40-50 kökü. Evet ama aşılayarak verimi arttırmak istiyorsunuz. Yok onları geçtim artık. Onlar zaten veren veriyor. Vermeyen büyümüş. Peki. Çok 10 yaşında 12 yaşında ağaçlar. Evet. Şimdi ben 50 kök ceviz diktim. Onları mesela sağlıklı ve verimli yetiştirmek istiyorum. Peki. Kaç yıl oldu bu 50 kökü dikeli? 3 yılı. Bu sene şey mühendis gittim. Besinden Tarım ilden müdür bey geldi kendisi. Evet. Teşekkür ederim ona da buradan. Evet. Kendisi geldi, baktı ağaçlar geçmiş bile dedi. Yani aşılanma zamanı dedi. Ama aşılayacağım bu sene onları. Evet. 3 senelik ağaç ama güzel baktım. Güzel büyümüş yani şeye gelmiş. Onlara ne tür ben aşı kullanmam lazım? Aşıları peki tür hangisi lazım biliyor musunuz? Hangi tür olduğunu biliyor musunuz şu an bahçenizdeki ağaçların? Valla öbürleri yalova ama hangi yalova kaç daha bu sene test yaptıracağım. Bu sene çok lazım oldu. Gittim ilgilendim besinde. Peki. Sigorta falan yaptırırken de bayağı sorun oldu. Evet. Dikenden öğrendim yalovaymış. Ama yalova da bir yanı veriyor bir yanı vermiyor. Bir yanı çok güzel veriyor. Evet. Bir kök salkım cevizim var. O güzel veriyor. Evet. Ama bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Verim alamıyorum. Emamın karşılığını alamıyorum. Evet. Peki. Bunları aşılayarak verimini arttırmak istiyorsunuz. Soralım uzmanımıza evet, ne önerir? Evet. Bunları Güneydoğu Anadolu bölgesine mesela oraya güzel evet yani hangi ağaç gelir, hangi ağaçta peki verim var onların şeyin aşısını istiyorum. Peki. Uzmanımıza soralım yayın içerisinde 9'dan itibaren uzmanımız olacak stüdyomuzda. Soralım Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman'da dediniz değil mi ceviz bahçeniz? Evet Adıyaman Besni ilçesi. Peki Besni'de Adıyaman Besni'de soralım evet hangi tür olmalı nasıl bir aşılama yolu izlemeniz gerekiyor uzmanımıza evet soralım. Bunun akşam tekrarı var mı? Var. Akşam 19 ve 23'te Tarım Türk'te tekrarını izleyebiliyorsunuz programımızın. Bugün bir yere gitmem lazım. Peki. Günüz seyredemeyeceğim ama akşam seyrederim. Tekrarını artık izleyebilirsiniz akşam. Biz sorularınızı cevaplandırırız. Siz tekrarından takip edebilirsiniz Yüksel Hanım. Evet. Evet. Aşıyı nereden almam lazım? Nasıl bir aşı? Peki. Bunu nereye başvurmam lazım? Peki. Hani bir sürü masraf ediyoruz. Bir adamın yemeği çıkmış 80-90 milyon. Evet. Hiçbir verim alamıyoruz yani. Onları belirtmen şey yapmak istiyorum sizinle işte. Peki. Daha verimli üretim yapmak için neler yapmanız gerekiyor? Bunları evet, uzmanımıza soracağız. Evet. Neler yapmak? Ya benim gibi birkaç kişi var mesela köyde bütün ceviz Allah kesesine. Veren veriyor, vermeyen. Hani evet bu sene ceviz olmadı diyorlar. Yazlık günah yani. Evet. Ben evet Adana'da oturuyorum. Oradan bir bahçe aldım işte 13 dönüm. Evet. Bu sene sigortasını falan yaptırdım. Dur bakalım nasıl bir verim alacağız. Son derece de bilinçli bir üreticisiniz aynı zamanda. Sigortasına dikkat ediyorsunuz. Daha verimli çeşit bulmaya çalışıyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel. Tabii ya şey biz 2 senedir hiç verim alamadık. Hep evet tolu yağıyor biliyor musun? Tolu yağıyor. Evet. Benim o maalesef oraya önemli ilk toprak problem basma param 3 milyar. 3 milyar mesela sürmesi, bakımını yapması. Evet. 3-4-6-700 kök ağacım var benim orada. Evet. Şam fıstığından tut kiraza kadar. Çok güzel. Çok güzel ama tabii maalesef mevsim koşulları da önemli. Problem yaşayabiliyoruz dönem dönem. Evet çok problem yaşıyoruz. Evet. Bu evet konuda da sigorta yine önemli bir seçenek ama siz sigortanızı yaptırıyorsunuz, tarım sigortanızı. Az yaptırabildim. Çok pahalı. Çok pahalı sigortalar işte. Mesela her ağaç başına uyguluyorlar. Bir evet kirazı yaptırdım. 1,5 milyar tuttu cevizin. Hepsini yaptırsam eylesine tutuyor. 4-5 milyar bana şey çıktı, fatura çıkınca biraz yaptırabildim yani. Peki, ilerleyen yıllarda umut ederiz tamamını sigortalatabilirsiniz. İnşallah, çünkü sigorta inşallah çok önemli. Ben de onu temin ediyorum. Evet, özellikle iklim değişikliğini yoğun bir şekilde yaşadığımız yıllarda sigorta yaptırmakta fayda var. Çok teşekkür evet ediyoruz Yüksel Hanım. Ben de teşekkür ederim. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Memnuniyetle. İyi günler.
Sorularınıza cevap vereceğiz biz. Programın tekrarından takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Tamam. Siz neden alacağıma da cevaplayacaksınız değil mi? Bununla ilgili de hani bir ticari isim kullanamayız ama nereleri tercih ya da nasıl tercih etmeniz gerektiğine ilişkin sorular soracağız. Cevaplar bulacağız. Peki. Evet oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ve hemen bir başka telefonumuzla devam edelim. Salih Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Şanlıurfa Siverek. Evet. Selamlar, sevgiler. Gündeminizde ne var? Buyurunuz. Yani gündemimizde hiçbir şey yok. Bu ceyran, tarım ceyran elektrik için yani evet. Bize çok bahaliye mal oluyor. Evet. Haran diyelim harana su getirmiş devlet yani şikayet değildir. Bize de öyle bir şey bulundurmak için. Evet. Harana getirmişsen dönme 9-10 kata dönüm başı alıyor. Bizim ceyranını 400 kağıta kadar oluyor. 400 evet. Kağıta kadar. Ama harana getirdik. Devlet kendi imkanını getirmiş. Kendi evet. İmkanını kartilyon evet. Ödemişler. Evet. Biz evet. Şirek Viranşar Hilvan. Evet. Biz kendi imkanına kuy olanı, evet. Kendi imkanlara yapılmıştır. Bazen adamlar çok işçilik yapmış, bu parayı birikmişler, getirmiş bir kuy kurmuşlar. Evet. Bir de ceyranın yüzünde biz ne çalıştırabiliriz, ne yani sulama yapamıyorsunuz. Evet, elektrikten dolayı sulama yapamıyorsunuz, maliyetler çok yüksek diyorsunuz. Peki, birçok üreticimizin benim, bu noktada evet maalesef. 400 kadar oluyorlar. Evet. Bazı kimi ceren meren bağlıyorlar, günaha giriyorlar. Yani bize randımanlı bir şey olursa, evet. Diyelim herhangi gibi bir şey olursa desteklemeden zaten desteklemeden nasıl gelirse böyle evet. Tedeşe otomatikine girsinler. Peki. Yani devlet parayı almış yani tez o almış oluyor. Evet. Ama bir de insan da ziyan rahat alır. Biz de rahat edip biz de kazancı alabilir. Evet, evet. Elektrik sorunu önemli bir sorun. Salih Bey sizin sesinizle bu problemi duyurmuş olduk. Kolaylıklar diliyoruz. Hadi olalım. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Evet Salih Bey de elektrik maliyetinin yüksek olmasından dolayısıyla sulama yapamadıklarından bahsediyor. Birçok üreticimizin, çiftçimizin bu yönde serzenişi var. Özellikle sondaj yapan, yeraltı suyu kullanan çiftçilerimiz elektrik maliyetinin çok yüksek olduğunu belirtiyorlar. Biz de uzmanlı yetkililerine bu konuyu duyurmuş olalım bir kez daha Salih Bey'in sesiyle. Ve Atilla Bey telefon attığımızda alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar. Günaydın. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizi sormalı. Sağ olunuz. Bizler de iyiyiz. Tekirdağ'dan bizi arıyorsunuz. Evet. Neyle uğraşıyorsunuz? Gündeminizde ne var? Şimdi hanımefendi bu ceviz yetiştiriciliği hakkında bilgi almak istiyorum ben ama. Tabii memnuniyetle. İşte. Yetiştiricilik yapıyor musunuz? Başlayacak mısınız? Bir yol. Yeni mi başlayacaksınız? Yeni başlamak istiyorum. Öyle bir kafamızda evet. Düşünce var. Evet. Tek başıma ya da bir arkadaşla beraber. Evet. Bilgi almak istiyordum ama. Peki. Tekirdağ'da yeni üretime başlamak istiyorsunuz. Yetiştiriciliğe ilişkin de detaylı bilgi istiyorsunuz. Evet. Lütfen. Peki. Gün içerisinde uzmanımıza soracağız sorularınız. Programı lütfen takip edin. Orada aradığınız hı hı. Bütün soruların cevabını bulabilirsiniz. Özellikle yetiştiriciliğe yeni başlayan üreticilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiği, ön çalışmalar, hı hı. Hazırlık aşaması, fidan evet. Ve tür seçimi son derece önemli. Bunlarla ilgili detayları uzmanlarımızla birlikte sizlerle paylaşacağız. Başka tamam. Bir soru var mı? Şimdilik yok. Çok teşekkür ediyorum. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Atilla Bey programı mutlaka takip edin. Sizin için çok faydalı bilgiler olacak program içerisinde. Kolaylıklar tabii diliyoruz. Sağ olunuz. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar, iyi günler. Teşekkürler. Çok sağ olunuz. Evet. Değerli izleyicilerimiz özellikle ceviz yetiştiriciliğine yeni başlayacak çiftçilerimizin programı mutlaka takip etmelerini öneriyoruz. Zira aradığınız bilgileri programımızda cevize ilişkin, yetiştiriciliğe ilişkin bulabileceksiniz. Ve bir başka telefonumuzla devam edelim. Alo. Seher Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Esra çok teşekkürler. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sizin sesinizi duyduk. Daha iyiyiz, daha mutluyuz. Kadın Hoş çiftçilerimizi buldum. Daha çok seviyoruz. Su şehrinden arıyorsunuz. Bize biraz nelerle evet. uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Anlatın lütfen. Seracılıkla uğraşıyorum. Seracılık yapıyorum. Seracılık, evet. Evet, bahçe işlerle uğraşıyorum. Yalnız onlarla çok uğraşıyorum da yalnız su sorunumuz çok bizim ya. Su sorunu. Evet. Peki, yetkililere duyuralım. Sulama ile ilgili evet. sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki, yeraltı suyu mu kullanıyorsunuz şu anda? Yeraltı suyu kullanmıyoruz. İçme suyu kullanıyoruz da. İçme işte suyu o da yeterli gelmiyor. Fatura çok yüksek geliyor. Evet. Aslında suyumuz var da çok yani 10 YTL istediler kuyu suyu yapmak için. Evet. Onu da bütçem el vermedi. Yani yoksa fidancılıkla, seracılıkla. Evet. Güllerle, çiçeklerle, yani benim bahçem bir cennet gibi yani. Çok öyle güzel. Öyle şeylerle uğraşır ama su şeyimiz çok sorunumuz. Peki güller, çiçekler görsel olarak mı yoksa çiçek yetiştiriciliği de yapıyor musunuz? Çiçek yetiştiriciliği ben kapımın önünde yapıyorum. Yani kendi şeyime göre ama saracılıkta evet. fide yetiştiriyorum. Şu anda fidelerim çıktı benim. Hangilerini biber yaptınız? Fidelerim. Hangi fideler var? Biber fidelerim var, daha domateslerim var. Çok güzel. Artık onlar da yavaş yavaş dikime hazırlandı, öyle değil mi? Evet, evet, işte su sorunumuz çok. Su sorunu çok, su sorununun çözülmesini evet. bir an önce umut ediyoruz. Yetkililere sesinizi duyurmuş olalım. Su şehri evet. merkezden arıyorsunuz bizi. Evet, su şehri sulama, merkezden arıyorum. Evet, sulamayla ilgili yani, sıkıntı işte var. Yani işte diyorum ya, fidan, domates, biber, işte her şey aklına ne geliyor bahçede hepsini üretiyorum yani. Satıyorum, yiyoruz da. Evet. Yani inan ki hepsine su sorunumuz çok yani. Faturamız Peki, çok aşırı yüksek geliyor. Satışla ilgili, pazarlamayla ilgili problem var mı? Satabiliyor musunuz ürünlerinizi? Yeterli rakamları buluyor yani, mu? Yani ürünüm o kadar çok böyle şey dışarı yapamıyorum da şeylerimiz var, manavlarımız var. Oralara şey yapabiliyoruz, verebiliyoruz. Verebiliyorsunuz. Yani. Sıkıntı yok evet, orada. Evet. Sadece şu su problemi çözülürse biz üretmeye devam edeceğiz evet, diyorsunuz. Evet, evet. Hem de nasıl üreteceğiz inan ki. Yani buralara evet. sizi bir beklesem ki buyursanız, gelseniz, görseniz buraları. Çok güzel, inan ki su sıkıntım çok. İnan ki gülleri dikiyorum. Evet. Bir sene su şey yapmadan, sürmeden güllerim kuruyor. Susuzluktan kuruyor. Evet, evet. Su sorunu çözüyorsun ve o bahçe çiçekleriyle, gülleriyle, sebzesiyle, meyvesiyle evet. gayet canlı ve güzel bir şekilde devam etsin. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Seher Hanım. Ben de size çok teşekkür ederim. Hayırlı günlerinizi dilerim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok teşekkürler sizler de. Çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli izleyiciler, sesinizi duymaya ve duyurmaya devam ediyoruz. Aileden biriyiz, orada olduğumuzu, evinizde, hanenizde olduğumuzu lütfen bize hissettiriniz. 0212 709 87 87 telefon numaramız ve bir başka telefonla devam edelim. Alo. Fikret Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olunuz. İstanbul'dasınız. Evet. Evet. Gündeminizde ne var? Bizimle hangi konuyu paylaşmak istersiniz? Buyurun. Ben bu Chandler cevizinden diktim bir yıl önce. Evet. 150 tane diktim. Bunun 75 tanesi kurudu. Bize Nereye fazla diktiniz? Bir bilgi vermediler. Acaba bunu sulamayı az yaptığımızdan mı kurudu? Onu hakkında Nereye diktiniz cevizi? Efendim? Nereye diktiniz? Karabük Yenice. Karabük Yenice'ye diktiniz. Yarısı kurudu evet, bir yılda. Evet, 150 adet diktim. 75 evet. tanesi falan kurudu. Peki uzmanımıza bir soralım. Sulama yaptınız mı? Sulama İstanbul'da oturduğum için fazla yapamadım. Bunu hangi aralıklarda sulamamız lazım? Mesela ağaçlar yaprak açtı. Evet. Yaprak açtıktan sonra soldu, kurumaya başladı. Yaprak açtıktan sonra kurudu. Evet. Peki. Bir de bunları akşamları mı sulamak daha iyi olur? Peki soralım uzmanımıza. Programı lütfen takip edin. Sorularınızın cevaplarını program içerisinde bulabileceksiniz. Uzmanlarımıza soracağız. Başka soru var mı? İşte o yere Chandler mesela bize onaylı diyorlar Chandler diye. Bu üstünde Tarım Bakanlığı'nın evrağı var. Bu cevizler evet. Bu orijinal o şeyli midir yani? Bizi firmalar sahte cevizle satıyorlarmış. Bunun orijinal olduğunu nasıl anlarız? Tarım Bakanlığı'ndan onaylı olduğunu. Sertifikalı fidan kullandınız değil mi? Evet, üstünde var firmanın, Tarım Bakanlığı onaylı diye, ama
Evet. Bunu da soralım. Tabii sertifikalı olmasına rağmen acaba bir sahte durumu olabilir mi diyorsunuz? Bunu da tabii yine... mesela biz gittiğimizde onları etiketlediler. Normalde bunları Tarım Bakanlığı'nın onayında etiketlenmesi lazım herhalde tahminim. Evet. Bunu da soralım uzmanımıza. Çünkü sertifikalı fidan kullanımı önemli ama fidancılıkla ilgili geri planda başka problemler var mı, olabiliyor mu? Soralım, öğrenelim. Cevizleri peki bu kuruyan cevizlerin yerine yeni fidan diktiniz mi ya da dikecek misiniz? Dikeceğim. Dikeceksiniz. Onu biraz ilerletmeyi düşünüyorum. Fabrikada çalışıyordum. Şimdi işlerine ayrıldım. Cevizcilik işine başlayacağım. Profesyonel olarak yapacaksınız. Ceviz yetiştiriciliği, evet, işiyle uğraşacağım diyorsunuz. Dolayısıyla program sizin için çok çok önemli. Güzel bilgilere ulaşabileceksiniz. Yeni başlayan yetiştiricilerimiz için de uzmanımız detaylı bilgi verecek. Sizin sorularınıza da yine cevap arayacağız. Hem sulamayı nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili, hangi aralıklarla yapmanız gerekiyor. Kullandığınız tür sertifikalı fidan seçiminde yine problemler var mı? Bütün bunların cevaplarını program içerisinde bulabilirsiniz. 9'dan itibaren konuğumuz stüdyoda olacak. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Ve hemen bir başka telefonumuzla devam edelim. Metin Bey, hoş geldiniz. İyi günler efendim. İyi günler. Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Ankara'dan arıyorsunuz. Nallıhan'dan. Selamlar, sevgiler. Evet, evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Benim iyiyiz elhamdülillah. Benim şeyim, 10-12 sene önce bir ceviz bahçesi kurdum. İşte 4-5 dönüm. Evet. Şebin ağırlıklı. Bunlardan zaten 2012 yılında en fazla aldığım 3 kilo. 13 yılında da bir 5 kiloya, ağaç başında 5 kiloya çıktı. En yüksek yani, 5 kiloya çıktı. 12 yıllık mı dediniz bahçe? En az 10 yıllık. Evet. En az 10 yıllık. Tür şebin ne demiştiniz? Ağırlıklı. Tür şebin mi? Şebin ağırlıklı. Peki. Rakım 900. Geçit bölgesi bulunduğumuz yer. Evet. Evet. Nallıhan yüksek yörelerimizden biri. Bir soralım. Evet. Peki, uzmanımıza bu boyutunu soralım. Başka sormak istediğiniz bir nokta var mı? Ya sormak istediğim zaten ben bunları çeşit değiştirmek. Evet. Ama bir önceki arkadaşımız da zaten benim çok söylemek istediğimi izah etti, Hatay'dan arayan. Evet. Yani çatır, fernir gibisine. Evet. Çeşit değiştirmeyi düşünüyorum bu 900 rakımda. Evet. Çatır 900 mı, rakımda. Verimli olur mu yoksa fernir mi verimli olur? Evet. Hangi tür yani olmalı, bunu, hangi çeşit olmalı? Doğru çeşit, evet, hangisi? Peki. Yani yalnız bu ağaçlarıma... Evet. Erken ilkbaharda da fosfor uygulaması yapıyorum. Sonbaharda da. Evet. 3 seferde yani 2-3 senede bir de çiftlik gübresini de verdim. Evet. Yani son 2 seneye 3 seneye kadar budama da yaptım. Bir kiraz ağacı budaması gibi. Yani elma gibi değil. Evet. Kiraz, evet, ağacı gibi. Ağaçların gelişimi gayet güzel. Neredeyse sıvı gelmez oldu ama bana göre verim yok. Verim yok. Bunu öğrenmek istemiştim. Peki, uzmanımıza soralım, neden verim elde edemiyorsunuz? En yüksek ağaç başı 5 kilograma çıkabildim dediniz. Evet, en sonunda. Evet, evet, en fazla o da. Genellikle 3 kilogramla 5 arasında kalıyor diyorsunuz. Evet, soralım bana, uzmanımıza, verim arttırmak için neler yapmak gerekiyor? Tür değiştirmek gerekir mi? Evet. Benden sormak istediği uzmanımızın bir şey varsa cevaplayayım. Uzmanımıza biz bunları soralım. Siz programı takip edin lütfen. Saat 9'dan itibaren stüdyomuzda olacak. Uzmanımıza soracağız. Sorularınızın cevaplarını ekrandan almış olacaksınız. Tamam. Özellikle bu bizimkisi geçit bölgesi. Evet, 900, evet, rakımda. Evet. 900 Çantır rakımda. Çantır mı verimli olur, fernir mi? Peki. Soralım. Hangi tür daha teşekkür uygun olur? Teşekkür ederim efendim. Peki. İyi günler. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Nallıhan'da. Ceviz yetiştiricimiz de yine doğru tür seçimi için soruyorlar. Ve telefon hattımızda Şevket Bey var. Alo. Efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür olsun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Bizler de iyiyiz. Samsun'dan bizi arıyorsunuz. Bafra'dan. Evet, evet. Bafra'ya selamlar, sevgiler. Sağ ol, sevgiler. Ülkemizin en verimli topraklarından Bafra Ovası. Evet, aynen öyle. Ama ben Bafra Ovası'ndan değilim. Evet.
30 kilometre yukarısındayım. Yukarıdasınız. Peki neyle uğraşıyorsunuz? Ne yetiştiriyorsunuz? Yine biz bay bayan emekliyiz. Bu dünyanın işini bitirdik. Köye geldik artık. Evet. 3000 metrekare meyveliğimiz var. Her çeşit meyvemiz var. Her çeşit meyve var. Ceviz var evet. mı? Var. Ceviz de var. Bir evet. Elma ağırlıklı işte. 3 çeşit elmamız var. Elma ağırlıklı. Evet. Evet. Ben şeyi soracaktım. Bu ben bir 30-40 tane ceviz aşıladım poşete. Evet. Bunlar yarım metre büyüdü. Evet. Bunlar tabii ben açlı cevizden yapmıştım ama sonra bunu piç oluyor diyorlar. Hı hı. Ben bu poşetleri yere toprağa gömerken evet. alttaki sivri saçaklarını ben kestim aşılanıyor diye. Evet. Tarım TV'den dinlemiştim onu da evet. ben. Bunları evet. böyle gördüm hepsi de tuttu. Doğru mu yanlış mı diye düşünüyorum yani. Aşılanır mı aşılanmaz mı piç mi olur falan. Peki soralım uzmanımıza. Ekrandan hı-hı. lütfen takip edin. Sorularınızı uzmanımıza soracağız. Bu tamam. konuda daha detaylı bilgiyi alacağız. Tamam. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Bir de bu elmalar her sene budanması gerekir mi? Onu da soralım. Onu da soralım. Ekrandan lütfen takip ediniz. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet. Bir kitap gönderebilirsiniz bize var mı? Kitap için başka bir gün aramanız gerekiyor. Bugün kitaplarımızı bitirdik. Yarın tamam, bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam, tamam. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Ve değerli izleyiciler, Tarımın Nabzı devam ediyor. 0212 709 87 87 ceviz özel gündemindeyiz. Sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Tarımın Nabzı devam edecek. Mutlu sabahlar değerli izleyicilerimiz. Tarımın Nabzı'na, Tarım Türk ekranlarına hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı memleketimin dört bir yanına selamlar, sevgiler, güzel bir gün diliyoruz. Umut ettiğiniz her ne varsa gerçek olsun sevgili izleyicilerimiz. Tarımın Nabzı'nda bugün cevizi konuşuyoruz. Cevizin her yönünü ele alıyoruz ve ceviz programı yapmaya karar verdiğimizde elbette sizin gündeminizden yola çıkarak gündem özeli belirliyoruz ve ceviz yetiştiriciliği önemli konuların başında geliyor. Aslında program içerisinde tekrarladığımız bir nokta vardı. 1960'larda ceviz ihracatçısı bir ülkeyken 2000'li yıllarda ithalatçı olduk. Bunun temelinde yatan en önemli faktör üretim planlamasını yapamamak. Yani artan nüfus, artan tüketim talebine cevap verecek yeni bahçeleri hızlı bir şekilde hayata geçirememek. Ve cevizle ilgili esasında çok önemli bir boşluğun daha olduğunu gördük. Hem üreticilerimizden gelen talep bu yönde özellikle altını çiziyorlar, belirtiyorlar. Yine cevizin tarafları, paydaşlarının da belirttiği bir nokta. Ülkemizde ceviz araştırma enstitüsü yok. Bu çok önemli bir konu. Yetkililere duyuralım, paylaşalım ve ceviz araştırma enstitüsü hızla hayata geçmesi gereken aslında önemli başlıklardan biri. Buna ihtiyacımız var. Çok önemli bir ürünü konuşuyoruz. Hem ekonomik değer olarak hem de besin kaynağı olarak. Dolayısıyla cevize ilişkin akademik anlamda da bir dokunuşa ihtiyacımız var. Ceviz Araştırma İstasyonu ya da Enstitüsü neden olmasın diyelim. Bunu da tartışalım ve hemen gündem özelde cevizle konuşuyoruz ve telefon konuğumuz var yine. Sayın Ali Uyanık, Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı. Sayın Uyanık, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Asiye Hanım. O kadar güzel bir giriş yaptınız ki. Sağ olun. Başka ceviz uzmanı aramaya gerek yok. Siz bütün eksikleri ve noksanları orada dile getirdiniz. Sağ olun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ceviz üreten bir ilçenin belediye başkanı olarak. Sağ olun. Oğuzlar çok önemli bir isim ceviz yetiştiriciliğinde. Evet, Oğuzlar gerçekten yer gök ceviz olan bir ilçe. Tüm geçimini hemen hemen neredeyse cevize endekslemiş bir ilçe. Ama çok sınırlı tarım arazilerimiz var bizim tabii. Evet. O yüzden üretim kapasitemiz belli bir rakamın üzerine çıkamıyor. Evet. O yüzden ülkemizin çeşitli yerlerine artık ceviz fidanı gönderiyoruz ve bu şekilde ülkemizin ceviz açığını kapatmaya gayret ediyoruz. Sayın Başkan, öncelikle yerel seçimler öncesinde belediye başkanlarımıza, yeni gelecek olan başkanlara da örnek olması umuduyla birkaç cümle kurmak istiyorum. Yerel yöneticilerimize tarımsal faaliyetleri geliştirme konusunda, çiftçimizin önünü açma, onlara destek olma konusunda da çok önemli görevler düşüyor. Siz bu konuda çiftçilerimizle berabersiniz. Kutluyoruz, teşekkür ediyoruz öncelikle. Tamam. Şimdi ben hep şunu savunuyorum. Evet. Her yörenin, her beldenin
kendine has avantajlı tarım ürünleri var. Evet. Yerel yönetime gelen arkadaşların da bu ürünleri tespit ederek evet. orada bunu desteklemelerini çok önemli buluyorum. Evet. Şöyle ki bütün bu söylediğimiz üretim dalları bir kültür, bir birikim meselesi. Evet. Yörelerinde bu işe yatkın olan insanların daha önce üretimlerini gerçekleştirdikleri ürünleri desteklemelerini başta tavsiye ediyorum. Evet. Eğer ilçemizden ele alacak olursak, kendi yaptığım uygulamalardan bir iki örnek vereyim ben. Buyurunuz. İlçemizde Ala'nın oğlu denilen bir ceviz çeşidimiz vardı. Evet. Fakat bu literatüre girmemiş. Demin de sizin söylediğiniz gibi ceviz araştırma enstitüleri ve fakülteler maalesef bu konuda yetersiz kalmışlar. Evet. Göreve gelir gelmez ilk işimiz bu Oğuzlar Ala'nın oğlu olan cevizi tescil ettirmek oldu. Oğuzlar 77 adıyla sertifikalandırdık. Evet. Ve bu şekilde literatüre girmesini sağladık. Ama bu arada boş durmadık. Çiftçilerimizin en önemli sorunu su idi. Suyu ulaştıramıyorlardı arazilerine bir türlü. Evet. Tankerlerle yani traktörlere takılan 3 metreküplük tankerlerle 3 metreküp suyu 50-60 liraya ancak ulaştırabiliyorlardı ceviz bahçelerine. Biz bunu Obruk barajımız var. Buradan terfi yöntemiyle bütün araziye 3 kademede suyu dağıttık. Yer evet. altından şehir şebeke suyu gibi. Tüm araziye suyu ulaştırarak önüne de ön ödemeli kartlı bir sayaç koyduk. Evet. Şu anda vatandaşlarımız 2000 lira abonelik ücreti 1 lira 70 kuruş da su ücreti ödeyerek evet. kesintisiz su sağlıyoruz onlara. Ve burada inanır mısınız? Evet. Cevizin kalitesi, üretimi evet. inanılmaz boyutlarda arttı. Artı fidancılık ayrı bir sektör oldu. Evet. Yılda her yıl %20-30 artmak üzere 150 bin üzerinde fidan gönderiyoruz şimdi yurt içinde çeşitli yörelerimize, uygun yörelere. Bu şekilde evet. hem ilçemizdeki insanların gelirleri çok ciddi anlamda arttı. Hem de ülkemiz ceviz açığına çok ciddi katkılar sağladığımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Yeni bahçe son yıllarda ya da yeni üretici taleplerinde nasıl bir artış gözlemlediniz? Örnek olması hasebiyle özellikle bu noktayı açmak istiyorum. Diğer yörelerimize de. Tarım Bakanlığımızın ve Orman Su İşleri'nin destekleriyle evet. evet. birçok alan ceviz kaplama bahçelerine dönüştürülüyor. Gerek bozuk orman alanları, gerekse evet. hazine arazileri. Gerekse çiftçilerimiz özel mülkiyetindeki arazileri cevize dönüştürerek tarımsal desteklerden faydalanabiliyorlar. Evet. Ve buna da Kyoto protokolü doğrultusunda karbon salınımı da azaltmak ve evet. önlemek maksadıyla bazı fabrika sahiplerinin, iş sahiplerinin de evet. zaten ağaçlandırma mecburiyetleri var. Bu alanda ciddi gelişmeler oluyor. Ama orada üzülerek bir şey dile getirmek isteyeyim. Evet. Ceviz çeşidinin seçiminde ciddi hatalar var. Kesinlikle. Yani evet. bugüne kadar üniversitelerimiz birçok ceviz çeşidi üzerinde çalışmışlar. Evet. Yani o cevizin çeşidini ortaya koymuşlar. Ama evet. burada sıkıntı şu. Ortaya konan çeşit aranan bir çeşit mi? Türk çiftçisinin ihtiyacını karşılayan bir çeşit mi? Dünyadaki türdeşleriyle rekabet edebilecek bir çeşit mi? Buna evet. bakılmamış. Evet. Üzerinde çalışılmış, ismi konmuş. İşte efendim şu kadar ağırlığında şu kadar verim verir ağaç. İçine bakılmamış. İç güzelliği ne kadar piyasada pazar bulabilir mi? Bunlar evet. değerlendirilmediği için burada bahçe kuran vatandaşlarımız hangi çeşidi bahçelerinde uygulayacaklarında kararsız kalıyorlar. Evet. Onlara da yardımcı olmak isterim ama burada reklam olacağı için ben şimdi fazla da bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Peki. Hakikaten önemli nokta aslında girişte de belirttiğim üzere bu araştırmaların özellikle bir enstitü bünyesinde cevizde spesifik, cevize özel, şimdi üniversitelerimizin araştırmaları var ama bunların bir çatı altında toplanması ve tür seçimi konusunda özellikle çok hassas çünkü terk edilmiş sonuç alınamamış bahçelere baktığımızda en önemli problemin bu olduğunu görüyoruz. Uygun iklim koşuluna, uygun toprak koşuluna en iyi türün seçilmesi gerekiyor. Bu noktada da hakikaten bu tür çalışmalar çok çok acil ve öncelikli görünüyor. Sayın Uyanık çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz son bir iki cümle varsa alabilirim.
Biz ceviz çalışma grubunun da üyesiyiz Atiye evet. Hanım. Gerçekten evet. Sizin gibi işte bu tür programları yapanların çoğalması bizleri son derece memnun ediyor. Ama şu sıkıntıyı çok çok ciddi anlamda ben duyuyorum. Evet. Hocalarımız önermişler işte şu çeşidi kullanacaksın diye. Ama 5.000, 10.000 ağaç kaplama bahçe yapmış. 10 yıldır, evet. 15 yıldır ciddi yatırımlar yapmış ve hüsranla sonuçlanmış. Maalesef. Bu gerçekten tolere edilebilir, edilebilir bir durum değil. Yani 10 Kesinlikle. Yıl emek veriyorsunuz ve sonuçları çok vahim. Evet. Ama ben şunu söyleyebilirim. Öncelikle dediğiniz gibi yöresine uygun ceviz çeşidinin seçilmesini evet. çok önemli buluyorum. İkincisi, periyodikte gözetmeden yüksek verim veren çeşitlerin dikilmesini, seçilmesini evet. Önemli buluyorum. Ayrıyeten bu düşük rakımlarda ve yüksek rakımlarda hangi çeşitlerin yetişeceğinin de yine çok güzel tahlil edilmesini buna göre evet. Karar verilmesini istiyorum. Ama orada bir sıkıntı var ki bugün internet dediğimiz güzel evet. bir olay var fakat çok yoğun bir şekilde bilgi kirliliği var burada. Maalesef. İnsanlarımızın da yani şöyle berrak bir zeka ile düşünme şansları maalesef kalmıyor. Evet. Bana gelen çiftçilerimiz gerçekten Türkiye'nin her yerinden ilçemize çiftçiler geliyor. Evet. Onlara ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ama kafalar çok karışmış. Gerçekten o karışıklığı düzeltmek evet. çok çok zor oluyor. İkna olmaları zaman alıyor. Ama burada zaman içerisinde göreceğiz bunu. Zaten biraz da zaman belirleyecek doğru çeşitleri. Evet. Ve inşallah ülkemiz İnşallah. İyi bir ceviz çeşidiyle bir demiyorum ben birkaç yani Kesinlikle. Her evet. yöresine evet. uygun ekolojik şartlara uygun ceviz çeşitleri olması gerekir. Birkaç çeşit üzerinde çalışarak bugünkü ceviz ithalatçısı konumundan ihracatçısı evet. konumuna geçebileceğini çok rahatlıkla görebiliyorum. Kesinlikle. Gerçekten ülkemiz tarım arazileri gerek rakım gerekse iklim olarak ceviz için son derece uygun Elverişli, diye evet. düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer burada son bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Seçim nedeniyle ben programımıza gelemedim. Evet. Yoğun bir programımız var. Gerçekten. Kolaylıklar diliyoruz. Eğer evet. ileride uygun zaman olursa sizin programınıza katılmayı isterim. Memnuniyetle sizi burada ağırlamak isteriz. Ayrıca cevizin hasatında neden Oğuzlar'da olmayalım? O zaman çok daha memnun olurum. Kesinlikle. Şöyle, bizim, hasatta Oğuzlar'da olalım. Stüdyoya tabii ki bekleriz. Buyurunuz konuğumuz olun. Seçimden sonra bekliyoruz. Yoğun bir temponuz var. Ama hasatta İnşallah. Da Oğuzlar'da olabiliriz. Neden olmasın? İnşallah. Çok teşekkürler. Bekliyorum. Sağolunuz. Teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Evet, Sayın Başkan'ın önemli çalışmaları var. Oğuzlar'da hakikaten ceviz üretiminde özellikle son yıllarda sertifikasyonla birlikte de adını duyurmaya başlayan önemli üretim merkezlerimizden biri olmaya aday. Aynı zamanda fidan üretimiyle de yine önemli bir boşluğu dolduruyor diyelim ve bir başka konuğumuzla devam edelim. Sayın Muharrem Yavaş telefon attığımızda. Muharrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Fidan yetiştiricisi, ceviz fidanı yetiştiriyorsunuz. Evet efendim. Hoş geldiniz. Cevizi konuşuyoruz. Önemli bir gündem maddesi. Bugün gündem özelde ceviz var. Ceviz yetiştiriciliği açısından ülkemizin potansiyeline, durumuna baktığımızda maalesef potansiyelimiz var fakat olmamız gereken yerde değiliz. Dolayısıyla hızla yeni üretim alanlarına ihtiyacımız var. Ama yeni üretim alanlarını açarken de doğru seçimi yapmak durumundayız. Yeni türler, yeni ürünler ve fidan konusu da yine önemli başlıklardan biri ceviz yetiştiriciliğinde. İsterseniz öncelikle fidan kısmından başlayalım. Uzmanlık alanınız olduğu için ceviz fidanına ilişkin neler söylersiniz, nelere dikkat etmek gerekiyor? Evet, şimdi ceviz fidancılığı için bir kere yöremize göre dikilecek olan çeşitlerin çok iyi elenmesi, evet. belirlenmesi lazım. Evet. Her çeşidi her bölgeye dikmemek gerekir. Ve bu dikilen bölgelerde çeşitler tabii yabancı türler var, yerli çeşitler var. Evet. Buna dikkat etmemiz gerekir. Her yöreye her çeşidi dikmek zorunda değiliz. Kesinlikle. Ve daha da randıman alacağımız için. Ve bir de çeşit kirliliği de var ülkemizde. Evet. Bunları bir standarta çevirmek lazım. Böyle bir çalışma gerekir. Evet.
çiftçimizin yapacağı, ekeceği bölgeye tarif edip veyahut da o fidancımız o bölgeyi görmeden fidanını diktirmesin. Evet. Hangi çeşit olacağını tabii ki az da olsa gene her fidancı bilir hangi çeşit nerede olacağını. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Peki ülkemiz açısından önemli noktalardan biri, az önce Ali Bey'le de aslında aynı noktaya işaret ettik. Türlerle ilgili, çeşitlerle ilgili bilgi kirliliği var. Ve dolayısıyla doğru çeşide yönlenmede de problem yaşayabiliyor üretici. Bölgesel farklılıklar var. Ekolojik şartların göz önüne alınması gerekiyor. Ama bir de öte yandan son yıllarda sanki her yörede yetişebiliyormuş gibi popüler olan tırnak içinde türler var. İşin bu noktasında özellikle belirtmek istediğiniz birkaç mesaj varsa işe yarayacağını düşünüyorum. Neler söylersiniz? Tabii. Şimdi bakınız, az önceki konuğumuz Oğuzlar Cevizi. Evet. Zaten kendine de tanışıyorum. Evet. Şimdi o cevizi her bölgeye dikmek gerekirse büyük yanlışlıklar yapılıyor. Örneğin evet. Batı bölgelerimizde nem oranı yüksek olan yerlerde hava nemi tabii ki bu. Evet. İç kararmalar, bozukluklar mutlaka karşımıza çıkacaktır. Evet. Yani o cevizi o bölgede, mesela kamambir cevizi diye bir cevizimiz var. Evet. O İç Anadolu için çok ideal. Bizim Marmara'da diktirdiğimiz zaman şimdi o cevizleri biz tabii az bir üretim yapmıştık. Yeniden aşılayıp mesela Marmara'da çantır yabancı çeşit gayet güzel. Yerli evet. çeşitlerimiz yine dediğim gibi yüksek yerlerde don tehlikesi olmayan yerlere yerli çeşitleri de dikebiliyoruz. Evet. Biz üretimden kaldırdık. Genel talebimiz bizim yabancı çeşitler. Evet. Mesela çantır çok iyi. Kıra alan bölgeler biz geç donlar deriz. Terno çeşidimiz var. O bölgelere evet. de ternoru diktiriyoruz. Veyahut yağışı bol olan bölgelere yine ternoru diktiriyoruz. Eğer o yağışı bol olan bölgelere Oğuzlar cevizini veyahut çantır cevizini diktiğimiz evet. zaman kara leke ve antrenakmoza mutlaka uğrayacaktır ve ürünümüz kalitesiz olur. Peki. Buna dikkat etmek lazım. Peki. Muharrem Bey çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek Gerçekten. İstediğiniz son bir iki cümle varsa alabilirim. Layık dediğim inşallah doğru çalışılır ve çeşitler standart olur. Evet. Uzmanlarımızın artık araştırma enstitülerinin buna bir el atmaları lazım. Kesinlikle. Hangi yöreye hangi cevizi dikeceğimizi bütün biz fidan üreticilerini bilgilendirmesi gerekir. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Oldu efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet ve hemen bir başka telefonumuzla devam edelim. Alo. Alo. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Benim ceviz bahçem var. Evet. 150 ağaçlık, 18 yaşında. Evet. Yalova cinsi, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde. Evet. 1250 metre yükseklik deniz seviyesine rakam. Evet. Benim şikayetim bu, dün de yine bir televizyonda Antalya'dan arayan bir evet. kadın tarafından aynı şikayet söylendi. Evet. Bu çiçekken biz boğma deriz halk dilinde. Evet. Çiçek gene boğuma geçiriyor. Acaba bunun nedeni nedir? Peki. Ve şeyde bu cevizde mesela kirazda olan müldüyor gibi, monillo gibi hastalıklarda oluyor mu çiçek zamanı? Çiçeklenmedeki hastalıkları da merak ediyorsunuz. Ve ayrıca bu evet. cevizin gövdesinde kabuğunda biz hoşgün diyoruz bazı yerlerde. Bu kabuk, evet. kabuklu bit deniyor bazı yerlerde. Evet. Bununla mücadele içinde bilgi istiyorum. Peki. Uzmanımıza soralım. Bu soruların cevabını da alalım. Çok teşekkür ediyoruz Adem Bey. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Ve evet değerli izleyicilerimiz, ceviz yetiştiriciliği önemli bir konu, son yıllarda artıyor. Artması gerekiyor çünkü. Potansiyelimiz var. Tüketim arttı. Tüketim ihtiyacını üretimimiz karşılayamıyor. Dolayısıyla ithalatçı durumuna düştük. Cevizin ana vatanı, gen merkezi Türkiye. Ve birçok yerli ırkın, yerli türün de sahibiyiz. Fakat ticarete baktığımız zaman maalesef ticarette olmamız gereken yerde henüz değiliz. Dış ticaret açısından baktığımızda önemli üretim merkezlerinden biri. Bu merkezin bir an önce o katma değere de ulaşması gerekiyor. Ülkemizde ceviz üretimini artırmak için, verimi artırmak için ve tabii ki
doğru üretim planlamasını yapabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Uzmanlarıyla ve taraflarıyla cevizi konuşmaya devam ediyoruz. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Programın kaçırdığınız kısımlarını akşam 19 ve 23'te de yine Tarım Türk ekranlarından takip edebilirsiniz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından uzmanımızla birlikte stüdyoda olacağız.